Nazmi, benim hemen çıkmam gerekiyor. Günaydın baba. Günaydın Cazibe abla. Sabah hayır. Allah Allah, ne günaydını kızım. Saat 9 olmuş, sen hala pijamayla dolaşıyorsun ya. İyi de baba. Ha, iyi de baba, çünkü ilk ders boş. Ben anlamıyorum bu okulları vallahi ya. Bence ikinci dersten başlasınlar, problem ortadan kalksın. Ama baba. Ya ne aması babası, vallahi müdürümle geleceğim konuşacağım. Böyle gevşek gevşek davranılmaz ya. Kemal. Cazibe, onu bana savunma. Allah aşkına onu bana savunma ya. Saat 9 olmuş, hala pijamalarıyla duruyor burada ya. Kemal saat neçedi? Kemal saat neçedir? Ne demek neçedir? Saat 9 ya. Ama saatler dünen gece geri alınıptı. Ben sana demiştim, almadın. Aa. Ha. Ay ben onu atladım ya tamamen. Şimdi saat 8 mi yani? Evet baba, hatta 8'i 2 tane özür geçiyor. Hemen babaya sabah sabah laf çakma kızım. Allah Allah. Ben niye özür dileyeceğim? Saati geri alanlar özür dilesin. Demeli sen ondan ötürü böyle telaştan gelmişsin. Ben de değilim ki, bu niye böyle telaşır? Ne bileyim kızım ben. Allah Allah. İnsan kocasının saatini ayarlamaz mı böyle akrebini, yelkovanını falan, ne bileyim sağa sola. Neyse işte. Ah, Amip de geldi bak. Allah bilir o da saati geri almadı. Tık tık, Kemal'im Kemal'im çok geç kaldık diyecek ya. Ha, gel Amip. Ne Amip böceğim, Allah Allah ya. Affedersin hayatım ya. Ben Barış Amip'i geldi zannettim de. Hayırdır, sen de mi saatini geri almayı unuttun? Aa, niye unuttum ya, ben salak mıyım? Teşekkür ederim. Ay böceğim, sen de anlamışsın seni kahvaltıya götüreceğimi. Giyinmişsin, kuşanmışsın, hazır beni bekliyorsun. Ah canım benim ya. Kahvaltı mı, ne kahvaltısı ya? Türk kahvaltısı. Yani istersen başka kahvaltıları da götürürüm seni. Ne bileyim, bir yabancı kahvaltılar falan da hepsi ne zamandır baş başa. Bu hafta şöyle güzel bir kahvaltı yapmıyorduk. Gidelim dedim, kahvaltı edelim dedim. Ne dersin? Aa, Zünge Hanım, isterseniz burada kahvaltı edebilirsiniz. Ben çok yaşlı kahvaltı hazırlamışım. Hem böyle haricinde pul harcamanız lazım değil. Ha yani masraftı derdim benim de. Allah Allah kızım, ben de paradan bol ne var Allah aşkına ya. Saçma saçma konuşuyor, sana ne ya? Allah Allah. Hayatım gidemeyiz çünkü ben Itır'ı okula bırakacağım. Ay Itır koskocaman kazık kadar, boyum kadar kız ya. Kendi gider. Itır söylesene, ben kendim giderim de korkmuyorum. Baba de söylesene kızım. Aa. Yani söylüyorum ama dinlemiyor ki. ama gidemem çünkü ben çok korkuyorum. Babam bıraksın beni. Evet evet, çok korkuyor. Baksana ne kadar yüzü kireç gibi oldu ya. Hay Allah'ım ya. O zaman şey yapalım. Tamam tamam oldu. Ne yapalım artık? O zaman şey, akşam ne sinemaya gideriz? İş çıkışı ne dersin? Şöyle derim. Çünkü ben dönüşte Itır'ı okuldan almam gerekiyor. Evet olmaz çünkü beni okul çıkışı alacak. Ha çıkışta okuldan alacak Kemal abi. Ha çıkışta alacağım. Aa anladım, bir deli misiniz siz? Kanon gibi arda arda söyleyiveriyorsunuz her şeyi. Aa uf, aman sıkıldım vallahi ya. Ne yaptım ne yaptım? Buldum böceğim, buldum. Hafta sonu seninle birlikte baş başa Paris'e giderim. Kaçıp ayakkabılım. Ne dersin, ne dersin? Paris ayrı eve mi çıktı? Şaka şaka hayatım. Yani Paris mi bilemedim vallahi şimdi. Ay böceğim, artık buna da lütfen bahane bulma yani. Hafta sonu işte Itır'ın okulu da yok. Baş başa gideriz Paris'e. Oo. Ha, okulu yok tabii. Hafta sonu okulu yok. Ama şey var, bizim babamla planımız var. Biz hafta sonu şeye gidecektik. Aa, neye gideceksiniz? Şeye gidecektik. Neye gidecektik baba? Neye gidecektik? Şeye be. Kız şey var ya be, konuştuk be. Şey, adı ne onun? Dilimin ucunda... Maça! Ha, maça, maça gideceğiz. Evet, çok heyecanlıyım. En büyük cimbom. Aa, cimbom mu? Yok, Fenerbahçe. Fenerbahçe. Aklın yolu bir. Evet, maça götüreceğim hafta sonu Itır'ı ben. Of ya, ben de ne kadar heves etmiştim ya. Ne kadar hevesim kursağımda kaldı böyle ya. Aa, isterseniz biraz böyle gözlüğün. İndi çay hazır olar. Böyle çayı içen de hevesiniz kursağınızdan böyle loop yakşı keçer gidersin Hanım. Ay Kemal, ne dedi bu bana? Hayatım otur bir çay iç dedi. Kötü bir şey demedi kızcağız ya. Ay ama ama istemez, Allah Allah ya. Böceğim bak aklıma ne geldi. Şöyle yapalım mı, ne dersin? Itır'ı ben okula bırakayım. Sen de Boğaz'a kahvaltıya git. Ha? Enteresan bir fikir ama nasıl olacak anlamadım yani. O zaman da bir anlamı olmuyor tabii. Yani. Anlaşıldı. Bu kız bu evde olduğu sürece ben böceğimle baş başa hiçbir şey yapamayacağım galiba. Ama oğlum geç kalacaksın, hadi oyalanma. Of anne ya, okula her gün erken gitsek ne oluyor? Ay bak 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 bak, çok bilmiş seni. Seni büyümüş de küçülmüş şey seni. Nasıl olsa okula gitmeyeceğim. İlk önce iyi bir dedektif buyosu bulacağım. Ay dedektif ne tutacakmış, ne kaybetmiş benim aslan oğlum? Babanı. Herkes okula babasıyla geliyor. Kemal amcanın da kızı geldi. Herkes babasına kavuştu.
Şerefciğim, senin de baban bir gün... Of anne ya, gelmiyor işte, gelmiyor. Dizi kaç seden oldu, benim babam hala ortalıkta yok. Gelir oğlum, bir gün gelir. Aa, kızacağım ama bak şimdi. Anne, sen babamın neyini bence biliyorsun. Ben nereden bileyim oğlum? Söylemezsen, ben de gidip kendim bulayım, okula da gitmem. Sabah sana erkenden böyle çıkarsınız bıkarsınız falan filan diyerekten hani böyle bir koşu nasıl böyle enerji geldi bak. Günaydın efendim, günaydın. Makbule Hanım hayırdır, ne oldu? Ay yok, gözüme bir şey kaçmıştı da. Üfleyeyim. İstemez, istemez. Madem öyle, defak şey oldu. Seyyem, Seyyem nasılsın? İyi günler, günaydın. Bak. Sana neler aldım Seyyem, neler getirdim sana, bak 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 bak. Ya bu böyle ay falan filan gülüyor, çok eğlenceli. Bak yanımda da böyle tatlı ye, tatlı konuş diye sana ne kadar getirdim. Seyyem, al bakalım evladım. Yine okula götüreceksen sağ ol, istemez. Yok evladım, al al, hadi bakalım al. Şeref, evladım, sen ne biçim konuşuyorsun bakayım babanla öyle? Babamla mı? Tabii ki babanla, sen nasıl konuşuyorsun babanla Seyyem? Baba, ne babası ya? İşte senin yıllardır beklediğin baba. Hadi bakayım evladım, öp babacığının elini. Seyyem.